Herkese merhaba. Kamp 2023 Bana On Net Yeter kampının 5. dersindeyiz. Dersimize başlamadan önce hemen hangi kitaptan ödevlendirme yapacağız bir hatırlayalım. Sıfırdan başla alıştırmalarla matematik demiş Şenol hocamızın kitabı. Sıfırdan başlayanlar için ideal. Kesinlikle öneriyorum. Bunu önce belirteyim. Buradaki sorular benzer soruları anlatacağım. Beni dinledikten sonra bu kitabı çatır çutur ne yapacaksınız? Tokatlayacaksınız. Hemen başlayalım bakalım. Bu derste hangi konular var? Bir bakalım. Oran orantıyı göreceğiz bu dersimizde. Ardından bölme ve bölünebilme kurallarını ne yapacağız? Tokatlayacağız. Hemen tokat olayı başlasın. ÖSYM benzeri sorumuzu görüyorsunuz. Bakın daha sonra bunu dersimizin sonunda çözebilir hale geleceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarına diyor ki hocam bunlar çok kolay, sınavda böyle çıkar mı? Ya sınavda çıkmış bu. Yani bu bir. Bir ikincisi hemen iki dersin sonunda ben çatır çutur on net yapacağım falan öyle bedava yok. Dersleri tüm kampı sonuna kadar takip edeceksiniz. Bakın dozaj yavaş yavaş artmaya başladı. Onlara dikkatinizi çekeyim. Yoruma yazan güzel böyle arkadaşlar var. Güzel güzel yorumlar yazıyorlar. Onları da cevaplamış olalım. Şimdi oran orantı ne demek? Okuyalım metni. Aynı cins iki çokluğun karşılaştırılmasına oran, birden fazla oranın eşitliğine ise orantı diyoruz. Bitti. Oran demek mukayese demektir. Karşılaştırma. Tamam, problem değil. A bölü B'ye oran diyoruz. A bölü B, C bölü D, E bölü F biçimde ifadeye ise orantı diyoruz. Bu birincisi. A bölü B eşittir C bölü D ise içler dışlar çarpımı yapıyoruz. A çarpı D, B çarpı C oluyor. Burada aman D diye düzeltelim. Hemen bakınız. A bölü B, C bölü D, E bölü F bize böyle bir ifade verdiği zaman ne verirse versin buna nokta 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 bir K gibi bir orantı sabitine eşit olacak. Bu K'ya orantı sabiti diyoruz. Şimdi bu orantı sabiti verildikten sonra bunları biz yan yana çarparsak AC bölü BD, bunların ikisi de K'dır, K kare çıkar. Bunları uygun sayılarla çarpıp toplayabiliriz yan yana. Bakınız X çarpı A, Y çarpı C, Z çarpı aşağısı XB, YD, ZF bunlar çok önemli değil. Örnekler üzerinde göreceğiz. Aynı şekilde bakın bunları vermişiz. 3 tane çarparsak K küp diyoruz. Burada A bölü B eşittir C bölü D ifadesinde D'ye ne diyoruz? 4. orantılı terim diyoruz. Bitti. Bunları bir hatırlamış olduk. Şimdi bakınız 4. orantılı terim demişken bunu hemen ufak bir açıklayalım. Bakalım örneğimizi. Dediğim gibi örnekler daha açıklayıcı olacak. 10, 4 ve 5 terimleri 4. orantılı. A bölü B eşittir C bölü D ifade. Bu D'ye 4. orantılı terim diyoruz. A dediğimiz 10, B dediğimiz 4, C dediğimiz 5, D dediğimiz soruluyor bize. İçler dışlar. Bakalım. 10 çarpı D eşittir 5 çarpı 4, 20. 20 bölü 10 veya bakın burada sıfırları götürüyoruz diyebiliriz. D'de ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Bitti. Sadece bu. Hemen demiş. 15, 5 ve 9. 4. orantı. Sırayla yazıyoruz. 15 bölü 5. 9 bölü D yazın. X yazın. K yazın. Ne yazarsanız yazın. Hemen içler dışlar. 15 çarpı D eşittir. 9 çarpı 5. 5'i 5'e böldük. 1, 15'i 5'e böldük, 3, 3'ü 3'e böldük, 1, 9'u 3'e böldük, 3, D eşittir 3 yapar. Öğretmenim ben 45'i 3'e böldüm. Elbette ki. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bakalım şimdi geldik daha tatlı bir soruya. Bakın oran orantının böyle tatlı sorularından birisi. Ne yapacağız dedik. Bakınız burada bir oran vermiş. İki tane ifade bölmüş birbirine. Karşıda 12 bölü 5'i bölmüş. Buna orantı diyoruz. İsim önemli değil. Böyle bir ifade gördüğümüz zaman ne yapacağız? İçler dışlar yapacağız. Bitti. İzleyelim bakalım. Çaprazlama çarpacağız bunları. Çarpalım. 5 çarpı 2A 10A artı 5 çarpı 3B 15B eşittir. 12 çarpı 3A 36A sırayla çarpıyoruz. Harf ifadelerde gördük bunları. Artık uzatmıyoruz. Eksi 24B.
Çok güzel. Şimdi A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa atalım. Bakın eksi 24 diye bunu buraya atalım. 10A'yı da buraya atalım. 15B dursun orada. Artı 24B eşittir. 36A dursun sağ tarafta. Yanına 10A'yı atalım. Eksi 10A. Çok tatlı oldu. 24, 15 daha 29, 39B eşittir 26A. Şimdi bakın burası iyi hoş da sadeleştirelim bunları. 13'e bölünür bunların ikisi. 13'e böldük 2, 13'e böldük 3. Ne çıktı burası? Diyoruz. 3B eşittir 2A. Amanın, amanın. Bak burada ne yapacağız biliyor musunuz? Sakın sakın böyle böyle. İşte hocam B eşittir 2A bölü 3 yazsak olmaz. Ya olur da sakın sakın öyle bir şey yapmayın. Bak bunları zıt olarak yer değiştireceğiz. 3'ü buraya, 2'yi buraya katsayılarını da yer değiştireceğiz. Neden? Çarpmada değiştirebiliyoruz çünkü. 3 çarpı 2, 2 çarpı 3 bitti. O zaman A'nın yerine 3, B'nin yerine 2 yazabiliriz. Burada yazarız. Güzel. Ama ileride başka bir şey sorduğu zaman mesela bu ifadeye eşittir 7 dedi. Başka bir şey yazın dedi. O zaman 3K 2K diyebileceğiz. Burada da diyebiliriz ama gerek yok. Şimdi A'nın yerine 3, B'nin yerine 2. A'nın yerine 3, B'nin yerine 2. 3 kere 3, 9. Artı 2 bölü. 4 kere 3, 12. Eksi 5 kere 2, 10. 11 bölü 12'den 10 çıktı 2. 11 bölü 2. Oba. Denizli'yi işaretleriz. Hemen devam. Bakınız aynı soru. Hemen içler dışlar çarpımımızı yapıştıralım. Yapıştır. Çarp bakalım 3 ile 6A. Eksi 3B eşittir. 4A artı 4B. 4A'yı buraya, 3B'yi buraya. Hoppa. 6A eksi 4A eşittir. Güzel. 4B eksi, bir de bunu karşıya attık. Artı oldu yalnız. Eksi 3B artı 3B. Çok güzel. Burası 2A kaldı. Karşısı 7B. Hocam sadeleştirmeye de gerek. Vallahi güzel oldu. 7'yi buraya çak. 2'yi buraya çak. Bitti. A 7'dir. B 2'dir. A 7'dir. B 2'dir. 7, 2 daha 9. Bölü. 7'den 2 çıktı. 5. 9 bölü 5'i E seçeneğinde buluruz. Ve dahi işaretleriz. Geldik. Tatlı mı tatlı bir soruya. Demiş ki bilmem ne bilmem ne olduğuna göre falanca ifadesini değil. Onları okuyup vakit harcamayalım. Bakın burada size iki önerim var. Bir tanesi bunların ekoklarıyla gitmek, o bizi yorabilir. Onun için burada şunu önereceğim. En kral yolu söyleyeceğim size. 2x eşittir 3y demiş ya. Güzel. Aşağıda da onu da aşağıya biraz sonra yazalım. Burada x bölü y'yi bulmak zorundayız. Şimdi öğretmenim ben hemen y'yi bu tarafa atabiliyorum. 2'yi bu tarafa atabiliyorum diyorsanız yapın. Diyemiyorsanız bak burada onu göstereyim. Her tarafı y'ye böleriz. Y'ye böleriz. Şunlar gitti. 2x bölü y eşittir 3 yapar. Daha sonra her tarafı 1 bölü 2 ile çarparız. 1 bölü 2 ile çarptık. Hop. 1 bölü 2 ile çarptık. X bölü y ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Bu dursun. Bak bu birincisi. İkincisini biraz daha seri yapalım. Bunu da şöyle yaparız. 4y eşittir 3z. Bunun için bir alternatif daha söyleyeceğim size bu şekilde yapmak için. Çünkü biraz önce dedim ya onu. Öğretmenim bunun yerine 4, bunun yerine 3 yazarız. Özür, bunun yerine 3, bunun yerine 4. Onu da söyleyeceğim. Şimdi bak z'yi buraya atarsak y bölü z. Güzel. 4'ü de karşı tarafa atarsak 3'ün altına 3 bölü 4 diyebiliriz. Güzel. Öğretmenim ben bunu göremiyorum. Bak o zaman şunu yapın. Şunu yapın. 4y eşittir 3z demiş ya. Güzel kardeşim bak. Bak öğretmenim. Bak burada buna direkt 3 diyemeyiz. 3k diyeceğiz. Buna direkt 4 diyemeyiz. 4k diyeceğiz. Ama şimdi yazmak adına. Bize y bölü z mi lazım? Y kaçmış 3, Z kaçmış 4. Bak bunu diyebiliriz. Bu olabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama direkt değerini burada yerine yazmayacağız zaten. Çünkü bak Y'yi bir 3 olarak almış, bir 2 olarak almış. O zaman ne yapacağız? Y bakın bir 3 olmuş, bir 2 olmuş. 3 ve 2'nin ekoku nedir? Çarpı mıdır? Bunlar aralarında asal. Bunun altına o zaman 3 yazarız. Bunun altına 2 yazarız. Bakalım bunu çarpalım. X bölü Y ne oldu? 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Güzel. Hemen yanına. 3 kere 2, 6. Y bölü Z'yi yazıyorum. 6.
2 kere 4, 8. Hoppa. Bak son durumumuz budur artık. Şimdi bakalım. X 9, Y 6, Y 6, Z 8. X'in yerine 9K'da yazabiliriz. 9 yazalım biz. Y'nin yerine 6K'da yazabiliriz. 6 yazalım. Çünkü oran soruyor. Z'yi 6 dedik. Z'nin yerine 8K yerine 8 yazdık. Bize şunu da sorabilir. Hangi sayılarla orantılıdır? 9, 6 ve 8 de diyeceğiz. Bunu götürüp yerine yazalım. 2X 18 artı Z 8 bölü X artı 3Y 9 artı 3 kere 6 18. Yukarısı 26 oldu. 18 9 daha 27. 26 bölü 27. Obaley. C'yi yapıştırırız. Bununla alakalı bir soru daha yapalım. Şimdi istediğiniz şekilde bunları sağlı sola atabilirsiniz. Bakınız. Z'yi buraya attım. X bölü Z. 3'ü buraya attım. 2 bölü 3. Bu daha rahat olur. Yoksa hani öğretmenim buraya 2 diyeceğim, buraya 3 diyeceğim, daha sonra yerine yazacağım. Olur, olur. Ona bir itiraz yok. Y bölü Z'ye bakalım. Y bölü Z'ye. Özür diliyorum. Y bölü X'e. Yani Y bölü Z verseydi ona bakardık. Y bölü X'e bakalım. Hop, bakın bunu buraya attık. Y bölü X geldi. 4 bölü 5. 5'i de öbür tarafa attık. Şimdi bak burada dikkat edersiniz. X bir 2 olmuş, bir 5 olmuş. Biraz önce Y'ler 2 defa kullanılmış. Burada 2'ler. X'ler. Ya ne olursa olsun problem yok. No problem. Bak şimdi izleyelim. X 2 olmuş. X 5 olmuş. 2 ve 5 10'da çakışır bunlar. Bunu 5 ile genişletiriz. Bunu 2 ile genişletiriz. Aha da yazalım buraya. X bölü Z eşittir. 10 bölü 15. Güzel. Y bölü X. 8 bölü 10. Oba. Dedik mi dedik. Bak bitti. X 10 oldu. X'ler 10 oldu. X 10 imiş. Y 8 imiş. Z neymiş? Z. Bak Y 8. Z. Z nerede? 15. Bitti. 10 ile 8 ile 15 orantılıdır diye de sorabilir bize. Neylerle orantılıdır deyince bunu diyebiliriz. 2X 20. Eksi. Y dediğimiz 8. Bölü. 3X 30. Eksi Z dediğimiz 15. 20'den 8 çıktı 12. 30'dan 15 çıktı 15. Öğretmenim 12 bölü 15 yok. Sadeleşmiş hali var. 3'e böldük 4. 3'e böldük 5. 4 bölü 5. Nerede? Denizli'de. Yapıştır Denizli'yi. Hemen devam edelim bakalım. Aha. Bak. Orantı sabitinden bahsetmiştim size dersin başında. A bölü 3, B bölü 5, C bölü 7. Bilmem ne bilmem 100 bin tane de gitse bu K gibi bir orantı sabitine eşit olur. Şimdi bakalım buna. Burayı şöyle bir yazayım ben güzelce ne? A bölü 3. B bölü 5 eşittir. C bölü 7. Bu da bir K sabitine eşit olsun. Şimdi ilerleyen zamanda A eşittir 3K diyebileceğiz. Ben biraz bunu ayrıntılı yazayım. A bölü 3 eşittir K. A da buradan 3K olur. 3'ü karşıt. İçler dışlar. Çok da uzatmamıza gerek yok. Aynı şekilde B bölü 5 eşittir K. 5'i karşıya attık. B eşittir 5K olur. Hoppa. C 7'yi karşıya attık. C de 7K olur. A eksi B artı 2C demiş. Bize A'yı sormuş. Yani 3K'yı sormuş bize. A dediğimiz 3K. Şunu yazıyoruz. Eksi B dediğimiz 5K. 2C dediğimiz 14K. Eşittir 36. Burası 2K. 12K eşittir 36. K da 3 yapar. Bize A lazım. 3K lazım. A eşittir 3K. 3 kere 3 9 yapıştır. 9'u yapıştırırız. Hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aynı soru. Şunu bir K'ya eşitliği verelim bakalım. Gör başa neler gelir. A bölü 3K. 3'ü karşıya at. A 3K'dır. 5'i karşıya at. B eşittir 5K'dır. Bitti. C de 2'yi karşıya at. 2K'dır. Güzel. 3A artı 2B. 3A 9K. Artı 2B 10K. Eşittir 38. 19K eşittir 38. K eşittir 2. Güzel. Bize C'yi soruyor. 2K'yı soruyor. 2K. 2 çarpı 2, 4'ü yapıştırırız, yapıştırırız. Hemen. Bakın bir de başlarda demiştim ki işte X ile Z ile M ile falan çarpıyorduk. Buraları dedim bir boş verin, daha doğrusu erteleyin dedim. Göreceğiz dedim. Aha da oraya geldik. Bak şimdi
Bu 2A, 3C falan fıstık bunları bize hayrına vermez. Bunları muhakkak kullanacağız. Bak şimdi bunları kocamanca yazayım. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir 2 bölü 3 demiş ya. Şimdi bak aşağıda bize sinyali yapıştırıyor. 2A diyor. Bunu her tarafın 2 ile genişletirsek bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Niye olsun? 2 ile genişletebiliyoruz. Olur. C ile demiş. C'yi 3 ile çarpın demiş. Aşağıya da 3 ile çarparsak 3'ler sadeleşeceği için şimdi genişlettik onları. Peki E'yi de eksi 1 ile çarpın. Eksi 1 ile çarptığımızda eksi E bölü eksi F olur. Bunları yan yana toplayabiliriz. Bak 2A artı 3C. Onu da XA artı YB'li falan bir şey vardı en başta. Onu kastediyorum. Eksi E bölü 2B artı 3D eksi F. Burası gene 2 bölü 3'tür. Orantı sabiti değişmez. Değişmez. Bak bunu ne dedim bize hayrına vermez. Biz zaten bunu oluşturmaya çalışırız. Tamam. Bakın bir sahnede silah gözüküyorsa o silah ilerleyen sahnelerde patlar. Bak bu sahnede bu gözüküyor. Bu da çok açıklayıcı oldu sanırım. Bak bu gözüküyor. Bak. Aha bak işimize geldi. Bunu böyle bunu durduk yere böyle figüran diye vermez. Şimdi burası 22. Güzel. Oo bak 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 3D eksi F. Oo 21. Anam 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 bak yaz yaz bakalım onu 22. Aba oo bak çok güzel oldu. 2B artı 21. Anam 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 bak 2 bölü 3. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz de sevgili arkadaşlarım benim. Bak 2 2'ye böl 1. 22'ye böl 11. Daha güzel olur. Şimdi içler dışlar yap. 2B artı 21 çarpı 1 ve 2B artı 21'dir. Bu da eşittir. 3 çarpı 11 33'tür. 21'i karşıya at. 2B eşittir. 33'ten 21 çıkınca bak 33'ten 21. 2, 3'ten 1 çıktı 2. 12. Aa 12 kaldı. B eşittir 6. Bak şimdi B var burada 6. Güzel. Bize B'yi sormuş. Bize tutup A'yı da sorabilir. Tamam B'yi sorduğu için 6'yı işaretledik. Eğer A'yı sorsaydı. Şimdi bak A bölü B'nin 2 bölü 3 olduğunu biliyor muyuz biz? Onu da bir bahsedeyim. 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Hocam C bölü D'ye de aynı şekilde kabul. B'yi 6 verirsek 3A eşittir 12. A da 4 çıkar. Bak 4 de var. Tamam. Bize A'yı da sorar. B'yi de sorar. Hatta tutar A artı B toplamı kaçtır diye sorabilir. Bak nitekim aha, bunu bahsettik. Bak A'yı sordu. Şimdi aynısını uygulayalım bakalım. Şimdi bunun üzerinde yazı verelim. 3A'yı vermişse bunu 3 ile genişletebiliriz. Güzel. Bunu 4 ile genişletiriz. Bunu eksi 1 ile genişletiriz. Eksi 1 ile çarptık. Yani şu oldu. 3A artı 4C eksi E. Böyle yani eksi 1E. Yani bunu direkt eksi yazı verin isterseniz. Eksi 1 ile çarpmak 5 çarpı eksi 1 eksi 5 demektir. E çarpı eksi 1 eksi E demektir. 3B artı 4D eksi F. Burası gene 5 bölü 3'tür. Kamp 23. 23, 2023 sayfa. Tamam. Bak ne dedik? Bunu durduk yere vermez. Bak bunu biz oluşturduk zaten. Burası neymiş? 40 imiş. 4D eksi F. Burası 15'miş. Bunu şöyle estetik güzel bir şekilde yazalım. 40 bölü 3B artı 15 eşittir 5 bölü 3. 5'i 5'e böldük 1. 40'ı 5'e böldük 8. Aha bak burası da sadeleşiyor. Onu şöyle sadeleştirebilirsiniz. Ya da öğretmenim ben sadeleştirmek istemiyorum olur. Bakın bu ifade 3 parantezinde B artı 5'tir. Bak 3'ler şu şekilde götürebilirsiniz. Tamam bunu yapmakta bir sakınca yoktur. O zaman bakın burada 1 kaldı. 8 bölü B artı 5 eşittir 1 bölü 1. İçler dışlar. B artı 5 8. B3'tür. Aman atlama. B3 var. Bak sakın 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 bize A'yı soruyor. Bak çok tatlı bir çeldirici koymuş. O zaman bunu yazalım yazalım. A bölü B. A bölü B neymiş? 5 bölü 3. B'nin yerine 3 yaz bakalım. A bölü 3 eşittir 5 bölü 3. İster içler dışlar çarpma. Bak 3'ler aynı. A 5'tir. Tamam. Doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Aman B'yi de vermiş. Aman dikkat. Şimdi gelelim doğru ve ters orantı ne demek ona bakalım. Doğru orantı şu demek. Y eşittir kx biçiminde. X'i buraya atıverirsek y bölü x eşittir k. Bunun anlamı y ile x doğru orantılı demektir. Yani ifadeler bölüm halindeyse doğru orantılıdır. Bitti. Y eşittir k bölü x ve içler dışlar çarpımı yaparsak y çarpı x eşittir k. Y ile x çarpım halinde mi çarpım halinde? Bunlar ters orantılıdır. Bitti.
Birisi artarken diğeri de artıyordur doğru orantıda. Ama ters orantıda x'ler artarken y azalıyordur. Peki a bölü b ile c bölü d ters orantılıysa biz içler dışlar yapıyorduk ya. İçler içler dışlar dışlar yaparız, tamam. AC eşittir BD deriz burada. Bunlar çok sıkıntı değil, bunları göreceğiz. Şimdi gelelim bakalım. Şimdi bilmem ne sayısı bilmem ne doğru orantılı. Doğru orantılı ise bunlar bölüm halindedir. Bunlar bölelim. A artı 2 bölü B eksi 3. Öğretmenim niye B eksi 3 bölü A artı 2 demeniz? Onu da diyebilirsiniz. Oradan da yürüyebilirsiniz. Fark etmez. Kafanıza öyle takılabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şimdi bakalım. Demiş ki bize B 5 iken A kaç? 12. Aha, orantı sabitini bulduk bakın. 14 bölü 2 eşittir K. 14 2'ye böldüm. 7. K 7'dir. Bu kesirli de çıkabilir. Yani sonuçların kesirli olması bir problem oluşturmaz. O zaman bu denklemi yazdık. A artı 2 bölü B eksi 3 eşittir 7. Bizim bakınız orantımız bu şekildeymiş. Orantı sabitimiz 7'ymiş. A 19 iken diyor. A'nın yerine 19 ver. B kaç olur diyor. 19 2 daha 21 bölü B eksi 3 eşittir 7. Bak 7'yi burada tatlı vermiş. 7 7'ye böldük 1. 21'i 7'ye böldük 3. Bakın burası 3 bölü B eksi 3 eşittir 1. İçler dışlar. B eksi 3 eşittir 3. B de ne yapar? Buradan 6. Öğretmenim ben 3 B eksi 21 eşittir 21 diyecektim. Özür dilerim. 7 B eksi 21. O da olur. Hiçbir şeye fark etmez. B kaç imiş? 6 imiş. Bizden de B'yi istemiş zaten. Hemen bir tane daha yapalım. Falanca falanca doğru orantılı diyor. Güzel orantılıymış. Bakalım. Bölelim. 2A artı 5. Tekrar ediyorum. Kafanıza göre bölebilirsiniz. Yani kafanıza göre derken ya bunu buna ya bunu buna. Yani yoksa 2A'yı 3'e bölelim falan öyle bir şey yok. 3B artı 2 eşittir. K sabit. Güzel. Ters orantılı deseydi bunları çarpacak idik. B 5 iken A kaç imiş? 23 çarpalım. 2 ile 23 46. 5 daha 51 bölü. 3 kere 5 15. 2 daha 17 eşittir K. 51 17'ye bölersek 3 defadır. Orantı sabitimiz 3'müş. O zaman 2A artı 5 bölü 3B artı 2 eşittir 3. Oba. Bak şimdi burada olay bitecek. Diyor ki A 5 iken diyor B kaçtır? 5 kere 2 10. 5 daha 15 bölü 3B artı 2 eşittir 3. 3 bölü 1. İster sadeleştir, ister sadeleştirme. Burada da sadeleştirmeden yapalım bakalım. Hep sadeleştiriyoruz. Çarptık. 9B artı 6 eşittir 15. Bunu karşıya attık. 9B eşittir 9. B de 1 yapar burada her tarafı 9'a bölersek. Bizden de E seçeneğinde istemiş. Bize de onu E seçeneğinde vermiş. Hemen bakalım sorumuza. Demiş ki bir aracın duruş mesafesi frene basıldığında x hızının karesi okuyorsunuz ekranda siz. Hemen bakalım. 80 ile giderken 40 metreymiş. 120 ile giderken ne kadar? Bunu şöyle. Frene basar mesela bir araç. Hop işte biraz daha sürüklenir. Doğru mu? İşte frene basıldığı anda hızının karesiyle. Şimdi hızına ne diyelim? Hızı biz V ile gösteririz. Mesafeyi yoluysa X ile gösteririz. Çok önemli değil. ABD diyebilirsiniz. Neymiş? X ile V karesi. V'nin karesi doğru orantılıymış. Doğru orantılıysa bunlar bölüm halindedir. X bölü V kare. Eşittir K yazdık. Diyor ki 80 ile giderken hızı 80. Güzel. Hızı 80. Duruş mesafesi 40. Yazalım o zaman. 40 bölü 80'in karesi. Eşittir K. Bunu bak kolaylık olsun diye şöyle yazalım. 40 bölü 80 çarpı 80. 40'ı 40'a böldük 1. 80'i 40'a böldük 2. K eşittir 1 bölü 160 yapar. Güzel. O zaman bakınız. Denklemimiz şu oldu. Orantımız. X bölü V kare eşittir 1 bölü 160. Harika. Şimdi olduğuna göre 120 ile giderken V'nin yerine 120 yazacağız. X bölü 120 çarpı 120 eşittir 1 bölü 160 dedik. Bak burada size bir güzellik. Sıfırlar gitsin. Her tarafı aslında 10'a böldük diye düşünebiliriz bunu. Güzel. Bak karşı atmadan da bölme yapabiliriz. Bunu kaça bölelim? 4'e bölelim. 4 olsun. 12'yi 4'e bölelim. 3 olsun. 4'ü 4'e bölelim. 1 olsun. 120'yi 4'e bölelim. 120'yi 4'e bölünce 30 yapar. 90 yaptı burası. X bölü 90 eşittir 1.
1 bölü 1 karşıya attık. X de 90 yapar. Demek ki yeni duruş mesafemiz 120 ile giderken 90 metre olur. Bakınız, hemen bir soru daha çözelim. Demiş ki aynısı karesiyle doğru orantılı. O zaman yazalım hemen. X bölü V kare eşittir. Ne dedik? K dedik. Hocam V kare bölü X yazsam yahu olur. Ben şimdi 10 tane böyle yolu göstermeye kadar olur diyorum. Siz yaparsanız onu deneyebilirsiniz. Hani ben burada öbür türlü hocam bir onu öyle yaptınız, bir bunu öyle yaptınız. Bazen hani arkadaşlar şey yapıyorlar, bunalıyorlar. O yüzden bunaltmamak adına. Şimdi hep aynı şekilde gidiyorum. Yazalım bakalım. 60 ile giderken 24 metre. Burası 24, burası 60. 24 bölü 60 çarpı 60 eşittir K. 12'ye böldük 2, 12'ye böldük 5, 2'ye böldük, 2'ye böldük 30. 5 çarpı 30, 150. K eşittir 1 bölü 150'dir. Güzel. Şimdi X bölü V kare eşittir 1 bölü 150'ymiş. X'imiz soruluyor bize. 90'la gideceğiz. V'nin yerine 90 yazacağız. X bölü 90 çarpı 90 eşittir 1 bölü 150. Hocam ben hani biraz önce bunları sadeleştirmeyi anlayamadım. Bak şöyle yaparsın o zaman. 150 çarpı x eşittir 90 çarpı 90. Şu sıfırlar sadeleştir. Her tarafı 10'a böldük aslında. 9'u 3'e böldük. 3, 15'i 3'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. 90'ı 5'e böldük 18. Bitti. 18 çarpı 3. X 54 yapar. 54 metreymiş duruş mesafesi. Bakalım. Demiş ki bize. Bir marangoz bir odunu 4 eşit parça 12 dakikada ayırabiliyor. 3 eşit parçaya. Bakın hemen burada orantıya bodoslama girmeyeceğiz. 12 bölü 4 3. 3 kere 3 9 derseniz soru elinize patlar. Sakın. Sakın. Bak şimdi. 4 parça ayırmak için biz kaç tane kesim yaparız? 3 tane kesim yaparız. Bakın. 1 2 3. Bakın birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Ha, o zaman 4 parça için 4 parça için 3 kesim yapar. Tamam. 3 parça için 2 kesim yapar. O zaman şunu diyebiliriz. 3 kesim 12 dakika sürüyor ise 2 kesim 2 dakika sürer. Doğru orantılıdır bu. Kesim sayısı arttıkça süre artar. Bakın 3 çarpı 3 kesimle x çarptı. X eşittir 12 ile 2 çarptık 24. X'de ne olur buradan? 8. Bak 9 değil 8 olacak. Ya da öğretmenim ben hiç bunu yapmayacağım. 3 kesim 12 dakika sürüyor ise 1 kesim her tarafı 3'e bölürüz 4 dakika sürer. Burada 2 kesim yapacağız. 4 çarpı 2 8 dakika sürer diyebiliriz. Hemen bir tane daha yapalım. Bakın 5 parça 20 dakikada. Bu 4 kesimdir. O zaman 1 kesim ne kadar sürer? 5 dakika sürer. Güzel. 6 parça 5 kesimdir. 5 kesim ne kadar sürer? 25 dakika sürer. Tamam. Buna dikkat edeceğiz. Aman aman. Bakın. Ne dedik? 5 parça 4 kesim demektir. 4 parçaya 5 parça ayırırız. 4 defa işlem yaparız. Güzel. Bu 20 dakika sürüyormuş. 20 bölür 5 dakika sürer. 6 parça için biz 5 kesim yaparız. 5 kere 5, 25 ya da biraz önceki gibi orantı kurabilirsiniz. Şimdi hemen devam edelim bakalım. Demiş ki 320 lira para. Yaşları 3, 5 ve 8 olan 3 kardeşi yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırır en küçük kardeş. Şimdi orantı demişse doğru orantı anlayacağız dedik. O zaman 3 ile doğru orantılıymış 5 ile. O zaman bunlar bölüm halinde. Mesela bu kardeşlere 1, 2, 3 numara A, B, C parça pay düşsün. A'nın 3 ile bölümünü alırız. Madem doğru orantılı bölüm halindedir. Ali 3 ile orantılıymış. Veli ona da B diyelim veya işte ne olsun Burak. Bu 5 ile orantılıymış. Öbürü işte B, o da Caner diyelim. Bu da C, bu da 8 ile orantılıymış. Bakın bir orantı sabitine eşittir. Güzel. 3'ü karşıya attık. A eşittir 3K'dır. 5'i karşıya attık. B eşittir 5K'dır. 8'i karşıya attık. C eşittir 8K'dır. Bunların toplamı 8, 13, 16K. Toplam para 320 liraydı. Şimdi 320'yi 16'ya bölersek. Ya da bunu kolaylık olsun diye bakın şöyle yapabilirsiniz. 32 çarpı 10'dur burası. 16'yı 16'ya bölün. 32'yi 16'ya bölün 2. K eşittir 20 yapar. Güzel. Bize en küçük kardeşe.
Yani 3 yaşındaki yani A'yı soruyor. Yani 3K'yı soruyor. 3 çarpı 20 60 lira alır. Bakın en büyük halde 8 çarpı 20 160 lira olur. Aman onu da vermiş. Bak 5K'yı da vermiş. 5 çarpı 20 100 lira alır. Hepsini vermiş. Dikkat edeceğiz. Bakalım. Ters orantılı demiş. Doğru orantısı bölüyorduk. Ters orantıysa çarparız. Yine bunlar A, B, C isimli kardeşler olsun. A çarpı 3 eşittir. B çarpı 5 o da eşittir. C çarpı 8. Şimdi öğretmenim buna K dersek K bölü 3 oluyor. K bölü 5 oluyor. Olur. Bak bunları toplar 790'a eşitleriz. Ama o bizi yorar. 3, 5 ve 8 ekokunu alın. Ya bir köşede alın ya da 3 kere 5, 15. 8 ile çarparsak 120 yapar. Buna 120K deyin. Ya da dediğim gibi bir köşede 3'ün, 5'in, 8'in ekokunu bulun. Tamam. Hemen ben onu hızlıca bildiğim için yazdım. O zaman bakınız. A 3 dediğimiz 3 çarpı A. 120K'dır. 3'e bölersek A kaç yapar? 40K yapar. Güzel. Güzel. 5B eşittir 120. 120. 5'e bölersek B de 24K yapar. Ne demiş? 8C. 8C. Bakın ters orantılı çarpma halinde. Eşittir 120. C de kaç yapar? 15K yapar. Güzel. Bunları topladığımızda 40, 64, 69, 79K yapar. 790'a eşitmiş. 79'lar sadeleşti. K 10 yapar. Bize en küçük kardeşi soruyor. En küçük kardeş 3 yaşında. Demiş mi? 3 yaşında. 3 yaşında olan 40K mı alıyordu? 40K. 40 çarpı 10 400 lira para alır bakın. En küçük olan en fazla para almıştır. En büyük olan 15K. Doğru mu? O 150 lira para almıştır. Tam tersini yapıyor. Küçüğe büyük, büyüğe küçük veriyor. Demiş ki burada birini ters birini doğru demiş. Aynı şeyleri yapacağız. Şimdi A, B, C. A, B, C. A ile 2 bak doğru. B ile 3 doğru. C ile ters. O zaman A bölü 2 yazalım. B bölü 3 yazalım. A bu da çarpım. C çarpı 5. 5 çarpı C yazalım. Şimdi bak bunu K'ya eşitleyebiliriz de. Şimdi K'ya eşitlersek C K bölü 5 yapıyor. Diğerleri oluyor da. Bunu 5K'ya eşitleyelim. Çünkü bak bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 5. Hani hocam burada 1 var. Tamam. 1, 1, 5. 5K'ya eşitledik. A bölü 2 eşittir 5K ise A 10K yapar. Bitti. Anlaşıldı. Hemen. Ardından. A 10K yaptı mı? Yaptı. B bölü 3, 5K. B kaç yapar? 15K. C bakın. 5'ler gider. C de K yapar. Bitti. Bunları toplayalım. 16K, 26K. 26K, 520. 52 çarpı 10'a eşitmiş. 26'ya böldük. 26'ya böldük 2. K 20'ymiş. En az alan. Bak 10K, K 15. K'yı soruyor. Yani 20'yi soruyor. En çok alan 15K'dır. 300 lira almıştır. Aman dikkat. Bunları istemiş bizden. Gene aynı soru. Demiş ki 3 ve 4 ile doğru, 5 ile ters. O zaman A bölü 3 eşittir B bölü 4 eşittir C bölü 5. Dedik mi? Dedik. Bitti. C bölü 5, özür diliyorum. C çarpı 5 dedik mi? Dedik. Bitti. Ters demiş. Doğru deseydi bunu yapardık. Bunu gene 5K'ya eşitledik. A 15K. B 20K. C de K'ya eşit olur. Topla 35-36K. 36K 360'mış. Hop gitti bunlar. K 10 yaptı. En az alan K'yı soruyor. 10 metre alır. 200 metre alır. 150 metre alır. Hangisini istiyorsa ona işaretleri. Evet. Geldik şimdi bölme işlemine. Bölme işleminde ne yapacağız? A, B, C doğal sayılar. A eşittir B çarpı C artı K yazabiliriz. Kalan her zaman sıfırdan büyük ve eşit olacak ama bölenden daima küçük olacak. Tabii B'yi sıfır alamayacağız. Şimdi bunları göreceğiz. Bakın demiş ki bize, demiş ki bize. A'yı B'ye bölmüş. 5 çıkmış bölüm kalan 4 çıkmış. B'yi C'ye bölmüş. 8 çıkmış kalan 7 çıkmış. Ne yaparız burada? A eşittir. A eşittir. 5B artı 4. Güzel. 4 küçük B'dir öğretmenim. Güzel. B eşittir. 8C
artı 7. 7C'den tamam küçüktür, güzel, iyi, ne yapalım? Onlar bir dursun şimdilik. Onları ileride yine kullanacağız başka sorularda. A'nın 8 ile bölümünden diyor. Bak B'nin değerini yukarıda yazmış. Yani A neye eşitmiş? 5 çarpı 8C artı 7 artı 4'müş. Yani B'nin yerine 8C artı 7 yazdık. Dağıtalım. Bak şunu dağıtalım. A eşittir 40C artı 35 artı 4. Buradan da A eşittir 40C artı 39. Şimdi A'nın 8'de bölümünden kalan diyor. Burada şunu yaparız. 40C'yi ayrı 8'e böleriz. 39'u ayrı 8'e böleriz. 40C'yi böldüğümüz zaman ya 40 zaten bölünür. Kalanımız kaçtır? 0'dır. C ne olursa olsun. 39'u 8'e böleriz. 39'u 8'e böldüğümüz zaman. 39 8'de kaç defa var? 5 kere olsa 40 yapar. Olmaz. 4 kere 8 32. Aha. Kalanımız 7 olur. Bitti. Cevabımız A olur. Demek ki burası direkt çat bölünüyor ise onu dengeli verir zaten bize. Onu ne yapacağız? Böleceğiz. Demiş ki bize A'yı 10'a bölmüş. Bölüm N kalan N kare olmuş. Yazalım bakalım. Burada bak önemli. N kare küçük 10 diyeceğiz. Yazalım. A eşittir 10N artı N kare. N kare küçük 10. Hocam biraz önce yazmadınız. Orada çok lazım değildi. Hocam biz onu nasıl anlayacağız? Yazarsınız. Kullanmanız gerekiyorsa kullanırsınız zaten. Bak şimdi. N kare küçük 10. A'nın en büyük değeri. Şimdi neye? Uygun bir sayı vereceğiz. 10'dan küçük olacak. 1 verdik olur da. 2 verelim 4 daha güzel. 3 verelim 9. Daha da güzel oldu. Büyüttük. 4 verelim 16. Aa, olmaz. 3'ü yapıştırdık. Bitti. 3'ü yaz bakalım. 3 çarpı 10 30 artı 3'ün karesi 9 39 yapıştır. Anladığımca en büyük değer 39'dur. Bitti. Bitti. Sadece bu. Bakalım. Benzer bir soru daha. A'yı 17'ye bölmüş. Bölüm n kalan n kare olmuş falan. A'nın en büyük değeri. A eşittir 17n artı n kare. N kare küçük 17. N'e en fazla kaç verebiliriz? 16 olsa 4. 5 verse 25. 17'yi aşar. 4 vereceğiz. 4 verdik. 17 çarpı 4. Çarpalım. 28. 2 elde. 4 kere 1. 68. Güzel. Artı 4'ün karesi 16. 68 ile 16'yı toplarız. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 6, 1 de 7. 1 de elde 8. 84'ü yapıştırırız. A'nın alabileceği en büyük değer 84 imiş. Şimdi gelelim tatlı bir soruya. Bak bunlarda çok hata yapıyoruz. 24'ü 24'e böldüğümüz zaman 0'ı unutuyoruz bazen. 2'nin içinde yok falan deyince. Bakalım. 24, 24. Bunu 24'e bölelim. 24'te 24 bir defa. 1 kere 24, 24. Bizden bölüm ve kalan istemiş. 0, 0. 2 indi. 2 de yok. 4'ü sakın inmeyin. 2 de yok. Demişsek şuraya 0 yazacağız. Bitti. Şimdi. 4'ü şimdi indik. 24'te 24 bir defa. 1 kere 24, 24. Kalanımız 0. O zaman x nedir? 101'dir. Y nedir? 0'dır. Toplarsak bakın 101 yapar. Aman dikkat. Buna sakın 11 demeyin. Bak seçeneklerde 11'i de vermiş. Peki öğretmenim bunu nasıl anlayacağız? 2424 değil de orası 2400 olsaydı bakın 24. E şurası 24 çarpı 100'dür. Bölüm 100 olacaktı. 2400'den büyük bu. 100'den büyük olmak zorunda. 11 olma şansı yok. Yani eğer bunlar böyle düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde gidiyorsa bunlarda antenleri ne yapacağız? Açık tutacağız. Açık tutacağız. Bakınız aynı soru. 35, 35 bir de 3 kalmış. Ha, bak burası 0 olsa 35 bin. 1000 olacaktı. Bu 1000'den büyüktür. Bakın şunlar falan olmaz. Şu olabilir, şu olabilir. Bakalım. Bak bu da çok fazla büyük oluyor. 35, 35, 3. Tabii 35.353'tür bu. Okumak önemli değil. Önemli olan operasyon, işlem. 35'e böldük. 35'in içinde 35 bir defa. 1 kere 35, 35. 0, 0. 3'ün içinde yok. 35'in içinde bir defa. 1 kere 35, 35. 0, 0. Şu çizgileri atmıyorum ama onu dert etmeyin. 3 indik. 3'ün içinde yok. Bak ne demiştim? 1000 gibi bir şey olacak. Yani bu 1000'den büyük. 1010 oldu. O zaman burası x'tir. Burası y'dir. 1010 ile 3'ü toplarsak 1010.
13 yapacaktır. Bitti. Demiş ki sorumuzda 5 ile bölündüğünde bölüm ve kalanı birbirine eşit olan tüm doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. E bölelim bakalım. X'i 5'e böldük. Bölüm de K olsun, kalan da K olsun. Güzel. K küçük 5, aman unutmuyoruz. Yani K 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Bu bir dursun. Yazalım bunu. X eşittir 5K artı K. Yani X eşittir 6K imiş. E o zaman K'ya 0 verirsek bir şey değişmiyor. 1 verirsek 6, 2 verirsek 12, 3 verirsek 18, 4 verirsek 24. Bitti. Toplarsak bunları. 24, 30, 12, 18, 30, 30, 30 da 60. Yani tane tane de toplayın. Çok da uzun işlem değil. Geldik bölünebilme kurallarına. 3 ile bölünebilmeye bir bakalım. Bir sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplam 3 veya 3'ün katı olacak. Burada A, B, C diye anlatmış ona aynı şey. Peki 3 ile bölümünden kalan nasıl buluruz? Rakamlarını toplarız. Kalan 1 mi? 1. 2 mi çıktı rakamları toplamı? 2. 3 çıkıyor ise 6 çıkıyor zaten 0'dır. Tam bölünüyordur. 0, 1, 2. Bitti. 3 olmaz 0 olmaz demek. 4 olursa rakamları topladık. 4 geldi. 4'ü 3'e böleriz. Kalanımız 1 olur. Bunu kastediyoruz burada. Bakalım. Sorumuzda demiş ki falanca sayının 3 ile tam bölünebildiğini söylüyor. A'nın alacağı değerlerin toplamı kaçtır diyor. O zaman 3 ile bölünebilme kuralı. Rakamları topluyoruz. 3 artı 7 artı A artı 5 eşittir 3K imiş. Bakın 3 ile bölünebilmeyi yapıyoruz ya. Şurada 3'ü hesaba katmaya gerekiyor. Toplama işlemine katmayın. 7, 5 daha 12. Öğretmenim bu da 3'ün katı. Bunu da katmayın. Bitti. Katarsak sayılar büyür sadece. A eşittir 3K olacak. Bitti. A o zaman kaç olur? Öğretmenim 0 alabilir miyiz? Araya geldiği için alabiliriz. Eğer başta olsaydı alamazdık. 0. 3'ün katı 1 katı 3. 2 katı 6. 3 katı 9. Bunları toplayın. 4 katını alamayız. 12. Olmaz. Toplarsak bunları 3, 6, 9, 18 A'nın alabileceği değerlerin toplamı demiş bize. 4 ile bölünebilme neydi? Son iki basamağına bakıyoruz. Bitti. 4 ile bölümünden kalanı bulmak için son iki basamağına bakarız. Mesela 127 dedi. 27'ye bakıyoruz. 27'yi 4'e bölüyoruz. Bitti. Kaç defa? 6 defa. 6 kere 4, 24. Kalana 3 diyeceğiz. Mesela. Şimdi demiş ki falanca sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre A'nın kaç farklı değeri vardır diyor. Bizi sadece A0 ilgilendiriyor. A0 diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Kaç olursa istedim 100 basamaklı olsun. Buraya sadece değerleri yazacağız. Rakamsal değerler yazacağız. 4 ile bölünebilmesi için 0 verirsek olur 0 0 95 0 0 bölünür. A başa gelmediği için 0 verebiliriz. 1 versek öğretmen 10. Bakınız 10 bölünmez. 2 aha 20 bölünür. Ben hani belirgin olsun içine çizik atıyorum. 20. 3 olmaz, 30 bölünmez. O zaman 4. Bak ikişer ikişer gidecek. 0, 2, 4, 6, 8. Kaç tane değerimiz var? 2, 4. Anlayıcı kaç farklı değer vardır? 5 farklı değer vardır. Bunları toplayın deseydi toplar idik. 5 ile bölünebilme. Şu bölünebilme kurallarını şöyle hızlıca bir görelim bakalım. 5 ile bölünebilmesi için son karaktere bakarız. Son basamak 0 veya 5 olmalı. 5 ile bölümünden kalan için son basamağındaki rakamı alırız. Son basamak öğretmenim 73. İşte 773. 3'tür. E hocam peki. 78 olsaydı 8 alırız. Güzel. Ama 5'ten büyük 5 çıkartırız. 3 deriz. 1982 dedi. Tamam kalanımız 2'dir. Ama 1987 dedi. 7'den 5'i çıkartırız 2 deriz. Tamam. Yani 5'ten büyükse 7 diye bir kalan olmaz 5'le böldüğümüz zaman 2 deriz. 8 diye kalan olmaz. Kaç deriz? 3 deriz. Demiş ki 4 basamaklı falanca sayı. Bak hepsini birlikte vermiş. Soru güzel olmuş. 3 ile bölümünden kalan 2. 4 ile bölümünden kalan 3. 5 ile bölümünden kalan 2. A, B toplamın en büyük değeri kaçtır? 5'ten başlarız. Çünkü son karakter belirliyor. 5 ile bölümünden kalan 2 ise son basamak. Ya 2'dir ya 7'dir. 2, A, 4, 2 olabilir. Güzel. 42. Kalan 2. 5'e böl. Öğretmenim 2, A, 4, 7. Olur mu? Olur. Bir problem var mı? Yok. O zaman bakalım şimdi. 4 ile bölümünden kalan 3. Öğretmenim 42 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 42'yi 4'ü verirse kalan 2 olur. Bunu alamayız. Bitti. Bak 3 dediği için 47. 47'ye bakın hakikaten 3'ü verir. Bak hepsini dengelemiş.
3 ile bölümünden kalan iki rakamlarını toplayalım. 2 artı A artı 4 artı 7. 3K artı 2'ymiş. Güzel. Bakın şu ikiler gitti. A artı 11 eşittir 3K olacak. A'nın yerine ne yazarsak 3'ün katını verir. 1 yazalım. Güzel. 12 olur. Güzel. 3'ün katıdır. Hemen üzerine 3 ekleyebilirsiniz. Yani 4. Bak 11, 4 daha 15. Bir 3 daha ekleyin 7. Bir 3 yaklaşık 10. Aa 10 rakam değil. 1, 4 ve 7'yi alıyor imiş. Bize diyor ki A artı B toplamının en büyük değeri diyor. Ha, B'ye biz 7 verdik. A'nın da en büyük değeri 7'yi seçersek 7, 7 daha 14 olur. En küçük değeri deseydi 7, 1 daha 8 derdik. Onu da sorabilir bize. Geldik 9 ile bölünebilmeye. 9 ile bölünebilme 3 ile bölünebilmenin neredeyse tamamen aynısıdır. Rakamların toplamı 9 veya 9'un katı olacak. Diyelim 3 mü kaldı kalan 3'tür, 7 mi kaldı kalan 7'dir, ona bakarız. ABCD'yi toplamış, bu 9K olursa demiş, ABCD sayısı için bir şablon vermiş bize. Onun çok bir sıkıntısı yok. Bakalım. Demiş ki bize 4 basamaklı falanca sayının 5 ile bölümünden kalan 1, 9 ile bölümünden kalan 3 demiş. X'in alacağı değerlerin toplamını sormuş. Şimdi 5 ile bölümünden kalana başlar. Son karakter belirliyordu. O zaman Y sayısı ya 1 olur ya 6. Çünkü iki durumda da 1 verir bize. 4x8 1, 4x8 6. Güzel. Bir problem yok. Demiş ki şimdi 9 ile bölümünden kalan şu rakamları toplayalım bakalım. 4 artı x artı 8 artı 1 eşittir 9k artı 3 demiş. Öğretmenim 8 1 daha 9. Biraz 3 için bunu iptal edebiliyorduk. Burada da iptal edebilir. 9'la bölünebilmede eğer rakamları toplamından böyle 9 geliyorsa, 18 geliyorsa bunları iptal edebiliriz. X artı 4, 9K artı 3. 3'ü buraya atalım. X artı 1, 9K mı? 9K. X'e kaç verirsek 9'un katı olur? 8. Öğretmenim 17 verirsek de olur. 17 bir rakam yok. Güzel. X 8'miş. İkinciye bakalım. Bir de bunu toplayalım. 4 artı x artı 8 artı 6. 9k artı 3 imiş. Toplayalım bakalım. 6, 10, 18. 18 9'un katı öğretmenim silin. Evet. X eşittir 9k artı 3 imiş. İster bunu sola atın, ister burada yapın fark etmez. Şimdi k'ya 1 versek 12 olur. Hocam 0 verelim o zaman. Bak x 3 olur. Öğretmenim burada niye 0 vermedik? Verin 9 0. Anladık. 9 0 işimize yaramaz çünkü orada. Bitti. X bir de 3'müş. 8 3 daha 11 imiş. Bitti. Hemen bakalım. 10 ile bölünebilmede ne yapıyoruz? 10 ile bölünebilmesi için son rakama bakarız. Birler basamağına. Neyse odur. Eğer 0 ise kalan 0'dır. Eğer 3 ise kalan 3'tür. 5 ise kalan 5'tir. İşte 8 ise 8'dir. Bakalım. Falanca sayının demiş. 9 ile bölümünden kalan 8, 10 ile bölümünden kalan 7 ise son karakterimiz 7'dir. B 7'dir. 2, 3, 4, A 7. Güzel. Burası. A kaçtır diyor. 9 ile bölümünden kalan 8. Toplayalım bakalım. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Bunu sayma. Daha doğrusu işleme katma. Ne dedik? 9K artı 8. İster 7'yi buraya at. Öğretmenim ben buraya atacağım. Negatif olacak, bir problem olmaz. Atalım bakalım. A eksi 1 eşittir 9K. A'ya 1 verirsek 9'un 0 katı olur. A 1'dir. Başka veremeyiz. Öğretmenim ben bunu şöyle yapsam. A eşittir 9K artı 1 yapsam. Yani 7 yatsam olur. K'ya bir defa 0 veririz. A gene 1 çıkar. A 1'dir. Bitti. Başka hiçbir sıkıntıya gerek yoktur. 11 ile bölünebilmene. 11 ile bölünebilme için sayıyı artı eksi diye gruplarız. Artı D eksi C artı B eksi A. Bakın eksi A artı B eksi C artı bu 11'in katı olacak. 3 kalıyorsa kalan 3'tür. Bitti. Bakalım. Mesela 27 11 ile bölümünden kalan. Hocam ben bunu bölerim ya. Olur, sayı büyük olursa ne yapacağız? Sadece bir özelliği bir görelim. Artı eksi. Eksi 2 artı 7. Bak kalan 5'tir. 2468 dedi. Bakın hemen yapıverelim. Artı, eksi, artı, eksi. En sağdan artı ile başlarız. Eksi 2, eksi 6 daha eksi 8. Artı 8, artı 4. Bak götürdü, kalanımız 4 olur. Bitti.
Demiş ki bize 4 basamaklı falanca sayının demiş. 5'le bölümünden kalan 2, 11'le bölümünden kalan 4. 5'le bölümünden kalan 2 ise y sayısı ya 2'dir y rakamı ya da 7'dir. Yazalım. 4x8 2, 4x8 7. Demiş ki şimdi 11'le bölümünden kalan 4 artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi. Eksi 8, eksi 4, eksi 8, eksi 12. 2 daha eksi 10. X eksi 10 eşittir 11K artı 4 imiş. Bunu karşıya atalım. X eşittir 11K artı 14. 14'ü tekrar 11'e bölebiliriz biz. 11'e böldüğümüz zaman burada 3 kalır. 14'ü bıraksanız da olur sayı büyümesin diye. K'ya 0 verin. X 3 olur. Bitti. Tamam. Başka da bir şey gerek. Hocam 1 verseydi 14 olur. Gene bize kaçı verirdi? 3'ü verirdi. Yani tutup şeyden rakamdan büyük olacak hali yok. X bir tanesi 3'müş. Bakalım. Eksi 4, eksi 8 daha, eksi 12. 7 daha. Eksi 5. X eksi 5. 11K artı 4'müş. Bunu karşıya atıverelim. X eşittir 11K artı 9 yapar. K'ya 0 verdik. X 9 çıkar. 9, 3 daha da 12'yi yapıştırırız. Bitti. Geldik ÖSYM benzeri sorumuza. Demiş ki, bakın çözebileceğiz demiştik. Bir aracın duruş mesafesi frene basıldığındaki hızının karesiyle doğru orantılı. 120 ile giderken 48 metreymiş, 150 ile giderken diyor. Şimdi mesafeye x dedik. Frene basılan hıza v dedik. Ve v kare ile doğru orantılıysa bu. Bunlar bölüm halindedir. X bölü v kare eşittir k yazabiliriz. Bitti. K sabitimizi bulalım bakalım. X bölü, x'imiz neymiş? 48. V karemiz neymiş? 120. 120 çarpı 120. Eşittir k sabiti. Bakınız. Burasını şöyle yazarsak güzel olur. 48 bölü. 12 çarpı 10. 12 çarpı 10. Bakın k'yı kolayca bulacağız. 12'ye böldük. 48'i 4. 4'e böldük. Bunu 4'e böldük. Kaç oldu? 12'yi 4'e böldük, 3 oldu. Güzel. Bakın yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 10 kere 10, 100. 3 ile çarptık, 300. K'mız 1 bölü 300 çıktı. Bitti. X bölü V kare eşittir 1 bölü 300. Güzel. Diyor ki bize X nedir? Kaçla gider? 150 ile. V'nin yerine 150 yazacağız. X bölü 150'nin karesi. 150 çarpı 150 eşittir 1 bölü 300. 150, 150'ye böldük 1. 300, 150'ye böldük 2. 150'yi ve 2'yi böldük. 2'ye böldük 1. 2'ye böldük 75. Ne çıktı? X bölü 75. 1 bölü 1. X'de ne olur? 75. Aha. Cevap E imiş. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuzu bir inceleyin. O sırada biz ödevlendirmemizi yapalım. Oba, başlasın ödevler. Bakın 10. ders oran orantı. Bunu bir dahaki derse kadar çözmenizi istiyorum. Bölme, bölünebilme, EBOB, EKOK. Bu ikisini, bu iki dersi, bu iki ödevi çözmenizi istiyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Cevabı yorumlarınıza bekliyorum. Görüşmek üzere.